Gazete Duvar ekranlarından yeniden merhaba. Canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Şu anda Sayın Enis Berberoğlu ile beraberiz. Kendisiyle 2. yüzyıl vizyonunu konuşacağız. Öncelikle çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Enis Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi 2. yüzyıl vizyonu bildiğimiz üzere daha çok ekonomi ağırlıklı ama aynı zamanda bunun yönetimsel ayağının da çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bize bu konudan biraz bahsedebilir misiniz? 2. yüzyıl vizyonu nedir? Şimdi 2. yüzyıl vizyonunun bugünkü ayağı ekonomik bir lansman. Yani çok kabaca anlatırsam niye üretemiyoruz? Niye milli gelir artmıyor? Niye insanlar hala yoksul ve işsiz Türkiye'de? Niye ne yaparsak yapalım kırsalda tarım, ziraatle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan insanlar mağdur durumda ve bunun sonuçlarını biz marketlerde görüyoruz. İşte peynir fiyatında, et fiyatında vesaire. Niye Türkiye kuru fasulye ithal ediyor? Yani bütün bunların cevabı tabii ki o kadar basit kelimelerle ifade ettim ama bunlar ancak başlıklar haline sınırlanabilir. Bu ekonomi yani bugünkü bizim verdiğimiz yol haritası gerek genel başkanın gerek parti kurmaylarının Faik Öztrak ve Selin Sayak Böke ve Hacer Fogo'nun anlatımlarıyla şöyle bir yol haritası çizmek istiyoruz. Dışarıdan tanıklıklarla Darın Hocamoğlu'su, Hakan Karası vesairesi. Onlar partili değil. Bu arada onu da söyleyeyim sizin izleyiciler için. Onlar Türkiye'nin yetişmiş insan gücü. Onların fikirlerini almak için çağırdık. Yoksa parti rozet takmak için değil. Yani partili olsa olur, ne olur, olmasa ne olur o isimler. Yani benim açımdan baktığında şeref olur ama onların fikirlerini her halükarda almak zorundayız. Dolayısıyla buradaki kimya bu. Yani biz bir önermede bulunuyoruz. Artık Türkiye'nin daha fazla aş ve iş üretebilmesi için bir yeni modele geçmesi gerektiğini ve bunun üretim ağırlıklı olması gerektiğini ve bunun çevreci olması gerektiğini ve bunun küresel düzenle de uyum sağlayabilecek noktada olması lazım. Şimdi peki bunları yapabilmek için neye ihtiyacımız var? Seçim kazanmaya. Ve bu seçim kazandığımızda da Türkiye'yi bugünkü gibi değil bir demokrasi ortamında yönetme meselesi. O yüzden buyurduğunuz gibi biraz başa alırsak 28'deki açıklanan altılı masanın anayasa önerisi işte buna yarıyor. Yani Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti. Ama bu cumhuriyetin içi boşaltıldı maalesef. Özellikle son 20 yılda. Neden boşaltıldı diyorum? İran İslam Cumhuriyeti diye de bir ülke var. Orayı cumhuriyet sayıyor muyuz biz? Sokaklarına bakın anlarsınız ne olduğunu. Yani bırakın ya asli unsur olan kadınların kabul etmediği, onların haklarını kabul etmeyen bir yönetimin iş başında olduğu bir ülkeye ben niye cumhuriyet diyeyim? Ya da Libya cemairesiydi eski adıyla. Libya cumhuriyet miydi? Değildi. Cumhuriyet için iki şey çok kesin. Yani net olarak olmazsa olmaz. Biri demokrasi, diğeri laiklik. Yani vatandaşının inançlarına saygılı ve vatandaşının insan haklarına saygılı bir yönetim kurmak için geliyoruz biz. Ekonomi bunun alt başlığı. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi gördüğümüz kadarıyla buradaki atmosfer çok yoğun, çok yoğun bir katılım var. Belki bunu sormak için biraz erken olabilir ama ikinci yüzyıl vizyonu seçmende, yurttaşta nasıl karşılık bulacak? Ne gibi dönüşler aldınız, almaya başladınız mı? Yani şöyle ikinci yüzyıl deriz biz. Vatandaş şöyle okur. İşte altılı masa gelecek. Cumhuriyet'in 1923'le başlayan yeni döneminde biz demokrasiye kavuşacağız, işe aşağı kavuşacağız. Yani başlıklar medya içindir, bizim içimiz, yani bizim içindir, siyasetçiler içindir. Vatandaş daha somut sonucuna bakacaktır. Onu da işte bugünden başlayarak anlatmaya başlayacağız, daha çok erken. Ama bu izahım hakikaten bu toplantıyı planlayanları da şaşırttı, o kadarını söyleyebilirim. Yani bu kadar ilgi beklemiyorduk bir ekonomi lansmanına. Bu da bir işaret. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.